Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 28 Mayıs 2024 Salı, güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız yine. Ben Özlem Çamoğlu, paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerleyiz. Neler var gündeme yansıyan? Hemen bakalım detaylara. Yeni halka arz oldu, %22 değer kaybetti deniyor. Koç Metalurji geçtiğimiz dönem halka arz olmuştu. Şirketin yatırımcıları uzun tavan serileri beklerken yaşanılan karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Şirket sadece 3 kez tavan yaparak buralarda tutunamadı. Düşüş trendine başlayan şirket yatırımcılarında hayal kırıklığına sebep oldu. Şirket geçtiğimiz sürede yatırımcılarına %23 oranında değer kaybetti. Böylece 100 TL yatırım yapan bir yatırımcının parasını 80 TL'ye indirmiş oldu. Detaylandırırız yine ilerleyen günlerde gidişatını. Ve Telekom devine rekor hedef %62 prim bekleniyor deniyor. Ak Yatırım, Türkiye'nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketi, Turkcell için oldukça iddialı bir hedef fiyat açıkladı. 28 Mayıs 2024 tarihinde yapılan değerlendirmede Turkcell'in hisse başına fiyatı 88,65 olarak kaydedildi. Ak Yatırım tarafından belirlenen fiyatsa 144 TL oldu. Bu durum hisse için %62,44 bir prim potansiyeli öngörüyor ve yatırımcılara pozitif bir sinyal veriyor aynı zamanda. Bakalım nasıl olacak Turkcell'in gidişatı. Ve halka arz hissesi 84 milyonluk payını geri topladı bir diğer haberin başlığı. 6 aydır düşüşte deniyor. Demir, un, gıda, mamuller, üretim, gıda, toptan, perakende, ihracat, AŞ. Pay geri alım işlemi gerçekleştirdim ve 21 Aralık 2023 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde pay geri alım işlemi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. 27 Mayıs 2024 tarihinde 14,49 ila 14,86 TL fiyat aralığından 360.014 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Bu geri alım sonucunda 27 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geri alınan payların toplamı 6.291.915 adet ve toplam maliyeti ise 83.785.133 şeklinde. Düzeltmiş olayım, 83 milyon küsuratı ile birlikte. Demir, unlu, gıda mamulleri de önemli gelişmeyi kafa duyurdu. Biz de sizlere haberdar etmiş olduk. Ve sanayi şirketi parayı 5'e katladı. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ'den geldi bu haberde. Güne hızlı başladı şirket. %7 değerlendi. Böylece 26,16 seviyesine ulaştı. Ayrıca şirket geçtiğimiz uzun süreçte de yatırımcısına kazandırmayı başarmıştı. Bir yıl içerisinde %400 oranında bir getirisi var MMC Sanayi ve Ticaret'in. Yatırımcısının parasını 5'e katlamış oldu. Şirketin bu hareketinin daha ne kadar devam edeceği ise soru işaretleri arasında. Ve Çimento devinin hissesi %53'ten fazla primlenecek. Çimsa Çimento'dan bahsediyoruz. 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunun sonrası aracı kurumların hedef fiyat güncellemelerine konu oldu. Oyak Yatırım Çimsa Çimento hissesi için hedef fiyatını 50,50 TL olarak belirlerken tavsiyesini endeks üstü getiri olarak sürdürdü. Güncel verilere göre Çimsa Çimento hisselerinin son fiyatı 32,90 TL seviyesinde bulunuyor ve Oyak Yatırım bu hedef fiyatla hissede %53,49 oranında bir prim potansiyeli öngörüyor. Hedef fiyat güncellemesi ise bugün itibariyle açıklanmış oldu. Ve enerji halka arzı İtalya'da şirket satın aldı. Tavana mı gidiyor deniyor. Entra yenilenebilir enerji bu yılın taze halka arzı hisselerinden biri. 4 Nisan'da 10 TL halka arzı fiyatıyla borsada işleme başlamıştı. 5 gün tavan tavan gitti. 16,10 TL zirve fiyatını gördü. O fiyattan satış yedi ve düşmeye başladı. Düşüş trendi devam eden hisse halka arzı fiyatına kadar düştü. Hisse dün 10,23 TL fiyata kadar düşmüş oldu. 10 lirayla başladığı yolculuğundan aşağı yukarı aynı fiyatla da seyrediyor aynı zamanda. Ve Müjde Holding şirketinin temettü tarihi belli oldu deniyor. Alarko Holding AŞ 2023 yılı kar payı dağıtımını açıkladı. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 6 milyar 907 milyon 66 bin 467 TL dönem karının dağıtımına ilişkin kararlar aldı Alarko. Şirket temettü tarihini ise kapı açıkladı. Detaylara bakacak olursak, 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 6 milyar 907 milyon 66 bin 467 dönem karından
Mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.000 küsurat ile birlikte kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geri kalan dönem kârda 6 milyar 578 milyon civarındadır şeklinde bir açıklama yapıldı. %14,85'ine tekabül eden 978 milyon 141 bin tutarındaki kısmı da ortaklara dağıtılacak, kar payı ayrılmasına karar verilmiştir şeklinde bir açıklamayı gördük Alarko Holding bünyesinden. Paraajans.com.tr internet sitemiz ve Paraajans YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz tabii ki. Ekonomi, borsa ve şirket haberlerine yönelik birçok gelişmeyi burada bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.